Ben güneş, ben güneş, ben güneş. Ben güneş, ben güneş, ben güneş. Isıtırım dünyayı, yakarım hayatı. Ben güneş, ben güneş, ben güneş. Hayatı zorlaştırırım, küresel ısınma yaratırım. Ben güneş, ben güneş, ben güneş. Bir yandan da yararlıyım, enerji yaratırım. Ben güneş, ben güneş, ben güneş. Kar yağmaya umutlanır, bana karşı gelmeye çalışır. Ben güneş, ben güneş, ben güneş. Penguenin yardım arayışı. Bir zamanlar kutuplarda penguenler mutlu bir şekilde yaşarken adı kar topu olan bir penguen dolaşmaya çıkmış. Bir de ne olsun, buzullar eriyormuş. Penguen güneşe yalvarıyormuş. Yapma güneş kardeş, etme güneş kardeş, yapabileceğim bir şey var mı? Benim yapabileceğim bir şey yok. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Topu pamuğun yanına gitmiş ve demiş ki: Pamuk kardeş, buzullar eriyor. Yok olmadan buradan hemen gidelim. Nereye gidebiliriz ki? Bilmiyorum ama kutuplardan hemen gitmeliyiz. Anladım. Buzullar eriyince üstünde durabileceğimiz bir yer kalmayacak. Kar topu pamuğu uyardıktan sonra yola koyulmuş. Bütün deniz canlılarının yuvalarına uğrayıp onları uyarmış. Neden buzullar eriyor? Senin bir fikrin var mı? Aslında bunun nedenini biliyorum. Bunu insanlar yapıyorlar. Yaşam alanlarını iyi kullanmıyorlar. Çevreyi kirletiyorlar. Küresel ısınmaya katkıda bulunacak maddeler üretiyorlar. Peki nasıl kurtulabiliriz? Buzullar eriyor ama insanlar tehlikeyi fark etmedikleri için bir çözüm yolu yok. Bize bu bilgileri verdiğin için teşekkürler Balina. Bir şey değil ama unutma, hala tehlike altındayız. Hoşça kal. Şimdi ne olacak? Nereye gidebiliriz? Aklıma bir şey gelmiyor. Şimdilik en iyi fikir buradan gitmek. Ben küçük bir penguenim. Hem yeni hem öğreniyim. Sen de ben de öyleyse başlayayım öğrenmeye. A, B, C, C, D, E, F. Bak öğrendik, G, V, C. Biz buradan gitmek istemiyoruz. Evet, gitmek istemiyoruz. Buzullar eriyor. Yok olmadan buradan hemen gidelim. Kartopu yine yollarda umut arıyordum. Ama nafile, ama nafile. Ama nafile, ama nafile. İnsanlar yapmıştı yapacaklarını. Kutup canlarını uyardı, gidelim buradan diye. Yavru hayvanlar gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz dediler. Ve gerçekten gittiler. Artık göremiyoruz onları. Çünkü kimse bilmiyor nereye gittiklerini. Artık göremiyoruz onları. Çünkü kimse bilmiyor nereye gittiklerini. Gittiklerini. Okumayı yapma.
üzerinde yaşayan rengarenk bulutlar varmış. Bütün bulutlar nesil nesil yağmur yağdırırlarmış. Fakat bir gün yağmur yağdıramaz olmuşlar. Bulutlar bu işe çok şaşırmışlar. Ne oldu? Niye yağmur yağdıramıyoruz? Gidelim yağmur fabrikasına. Oradan yağmur suyu alıp yağmur yağdıralım. Bütün bulutlar yağmur fabrikasına gitmişler. Stoklarımız tükendi. Fabrikanın kapısına kilit vurmak zorunda kaldık. Biraz dişinizi sıkın. Eğer damla damla biriktirmeyi başarabilirsek size de su verebiliriz. Ne kadar zaman sonra yağmur suyu verebileceğini söyleyemez misin? Sen de 50 yıl, ben diyeyim 100 yıl. Ama nasıl olur? Dünya nasıl dayanır bu kadar zaman susuzluğa? Vallahi elimizden bir şey gelmez. Beklemek zorundayız. O kadar bulut bir yere gelmişsiniz. Neden yağmur yağdıramıyorsunuz? Yoksa bize küstünüz mü? Siz yağmur yağdıramadığınız için bahçecik çiçekler soldu kurudu. 50-100 yıl beklemek zorundasınız. Ama ben o zaman koca adam olurum. Biz şimdi su istiyoruz. Su istiyoruz. Su istiyoruz. Su istiyoruz. Su istiyoruz. Durun. Durun, susun, bağırışmayın. Ey genç bulutlar, küçük bulutlar ve çocuklar. Beni dinleyin. Buna benzer bir duruma seneler önce başka bir ülkenin semalarında gezerken tanık olmuştum. Ne oldu ya? Bitkiler, hayvanlar, insanlar susuzluktan perişandılar. Bulutlar birer birer buhar olup yok oluyorlardı. Eyvah! Bizim de mi başımıza bu gelecek? Ama ben minicim. Daha bir tanecik bile yağmur yağdıramadım. Yok mu olacağım? Korkma yavrum. Sana bunun olmasına izin vermem. Bizlerin elinden bir şey gelmez. İnsanlar böyle davranmaya devam ettikçe söylediklerimin olması kaçınılmazlaşır. Bulut dede, biz ne yaptık ki? Biz de istiyoruz. Yağmur yağsın. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Öyle mi? Gerçekten hazır mısınız? Evet. Size bahsettiğim kuraklıktan kırılan o ülke sonradan suya da, yeşilliğe de, yağmura da kavuştu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Nasıl oldu? Oradaki insanlar bol bol ağaç diktiler. Havayı ve suyu kirleten fabrikaları azalttılar. Arıtma tesisleriyle donattılar. O ülkede yaşayan bütün insanlar su tüketimine, su kaynaklarının korunmasına ve doğru kullanılmasına özen ve dikkat göstermeye başladılar. Onların duyarlılığı geliştikçe su çoğaldıkça da bulutları canlandırmaya başladı. Teşekkürler Bulut Dede. Söylediklerini anne ve babalarımıza ileteceğiz. Hadi ne duruyoruz? İşe koyulalım. Peki çocuklar, size başarılar dilerim. Doğal kaynaklarına ve çevrelerine özen gösteren ülkeler çoğaldıkça dünyanın çevresinde dolanmak ve özgürce mutlulukla yağmur yağdırmak mümkün olacak. Hadi bulutlar, siz de gidin, dünyayı gezin ve kuraklık olan her yerde bu hikayeyi diğer bulutlara ve çocuklara anlatın. Çocuklar hemen ailelerine koşmuşlar. Onlara yaşlı bulutun söylediklerini anlatmışlar. Hep birlikte doğayı yok etmemek, su kaynaklarını korumak için çalışmışlar. Yeniden yeşillikler içinde suları gürül gürül akan ülkelerine kavuşmuşlar. Buradaki insanlar bulutların da yaptığı gibi başka ülkelere gidip bu hikayeyi anlatmışlar. İnsanları bilinçli tüketim ve gerekli önlemlerin alınması için uyarmışlar. Mutlu bir dünya için çalışmışlar.